Cümleten selam aleyküm dostlar. Cumamız mübarek olsun. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrardan karşınızdayım. Türkiye'de iç siyaset ne kadar karışık olursa olsun. Türkiye'de şu parti şunu yaptı, bu parti bunu yaptı. Şu partinin içinde şu oldu, bu partinin içinde bu oldu. Maalesef bunlar Türkiye'de yaşanan gerçekler. Bu kanalda Bilal Feyza'da siyaset yapmıyorum. Çokça soru geliyor abi niye siyaset yapmıyorsun, niye yapmıyorsun, niye yapmıyorsun? Türkiye'nin iç siyaseti o kadar bazen mide bulandırıcı oluyor ki. Neyin siyasetini yapayım? Herkes her şeyi görüyor. Ha siyaset yapacaksam genel çerçevesiyle, üstturuplu haliyle nerede? Twitch kanalında, canlı yayınlarda siyasette yapabilirim. Bilal Feyza dünyadan Türkiye haberleri böyle kalmaya devam edecek. O şu bu farklılıklarımızı bir kenar bırakmalıyız. Siyasi farklılıklar bir kenara bırakıp hepimiz Türkiye olmalıyız. Çünkü başka Türkiye yok. Amerika'dan Hindistan'a ilk ciddi tehdit geldi sevgili dostlar. Amerikan yönetimi, yeni Biden yönetimi Hindistan'ı Modi'ye yaptığı tehditte. Eğer ki Rusların S-400 hava savunma sistemini alırsan seni cezalandırırız dedi. Eee Haydi bakalım Amerika Türkiye'den sonra yeni saracağı ülkeyi bulduğu Hindistan Hindistan'ın başı Amerika ile dertte baktığımız zaman olaylara Hindistan Amerika'nın kuyruğundan ayrılmaz Çünkü Hindistan Amerika'yı kullanaraktan Çin'e kafa tutmaya çalışıyor Çinle Hindistan arası çok iyi değil Hindistan'la Pakistan arası çok iyi değil Pakistan'la Çin'in arası iyi. Böyle böyle dört kollu bir sarmal. Bakalım Hindistan ne yapacak? S-400'leri alacak mı yoksa gerisin geriye Rusya'ya gönderecek mi? Amerikan yeni başkanı Biden ilk defa aylar sonra ilk defa basının karşısına çıktı. Konuşmalar yaptı, açıklamalar yaptı. Yok yok yapmaya çalıştı. Bir türlü toparlayamadı. Pentagon'un adını unuttu. Kamala Harris'i unuttu. Kamala Harris'e başkan dedi. Arkada konuşanları ön planda konuşmaya başladı. Kamala Harris kim? Biden'ın yardımcısı, başkan yardımcısı. Şimdi sevgili dostlar Biden yaşlı bir insan. Bu tür hatalar yapabilir. Bu tür insani zafiyetler olabilir ama esas olaraktan esas Biden'ı yönetenler, küreselciler. Biden bir kukla. Onu pisten alacaklar yerine Kamala Harris'i hazırlıyorlar gibi. Böyle bir olay, böyle bir algı, böyle bir durum var Amerika'da. Dünkü konuşmada Biden iki kelimeyi bir araya getirerekten doğru düzgün bir basın toplantısı yapamadı. O kadar da hazırlık yapmıştı arkada. Fotoğrafları paylaşıyorum. Elinde gazetecilerin fotoğrafları, isimleri, hangi gazetecinin ilk soru soracağı hepsi sırasıyla belirtildi. Ama yine yine Biden konuşamadı, konuşamadı. Biden yaşlandı, onu pistten almaya çalışıyorlar. Yerine yardımcısı Kamala Harris'i koyacaklar dedim. Aynı benzer bir durumda İngiltere'de konuşulmaya başladı. İngiltere'de gelen iddialar hmm. ilk defa monarşide İngiliz monarşisinde İngiliz kraliyet ailesinde bir değişim ortaya kondu. Bir değişim yaşanacağı iddia edildi. İngiliz basınında ne oluyor? Prens Charles 55 yıldır tahtı bekliyor. Kral olmayı bekliyor. Tabi Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth yaşıyor. Kadın 95 yaşına geldi. 95. yaş gününde yani Nisan 21 Nisan'da Kraliçe Elizabeth kendisini pistten aldırtacak ve yerine oğlunu Prens Charles'ı koyacağı iddia edildi İngiliz basınında. Amerika'da bir değişim, İngiltere'de bir değişim. Küreselciler yeni şekillendirmeye, yeni oyuncuları sahneye almaya mı hazırlanıyor? Bakalım takipteyiz neler olacak. Libya'da Hafter'in sağ kollarından biri olan ve Hafter'in tüm kirli işlerini yöneten ve 2017 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından aranan katil bir yerde bam 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 ortadan kaldırıldı. Şimdi şüpheli bir ölüm. Niçin? Suikast uğrandığı söyleniyor ama bu kara kutu. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Hafter'le yanında elemanı Mahmut Verfelli. İkili bir arada artık Verfelli yok. Bu kişi tüm kirli çamaşırları biliyordu. Hafter'in, Bayen'in, Suud'un, Fransa'nın, Rusya'nın, onun, şunun, bunun hepsinin kirli çamaşırlarını biliyordu. Çünkü kirli çamaşırlarını yöneten biriydi. Ötmesin diye ortadan kaldırıverdiler. Bakalım Hafter'in süresi ne zaman dolacak, ne zaman ortadan kaldırılacak. Suriye'de Türkiye ve Rusya arasında sular yine yeniden ısınmaya başlandı. İdlib bölgesinde, Tel Rifat bölgesinde, diğer taraflarda Türkiye-Rusya arasında gerilim gitgide artmaya başladı. Özellikle Rusya'nın Esad'la beraber balistik füze saldırıları, Türk bölgelerine, Türkiye'nin kontrolü altında olan bölgelere yaptığı, durmadan yaptığı bu saldırılar bir yerde patlak vereceğe benziyor. Bunu Rus basını yazdı sevgili dostlar. Türkiye, Rusya... İdlib'de, Teldrifat'ta yeni bir savaşa hazırlanıyor dendi ilgili Rus haberinde. Mısır'da felaketler üst üste. Bugün Mısır'da meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla insan hayatını kaybetti. Mısır'da kardeşlerimize üzülüyoruz sevgili dostlar. Niçin? Çünkü Mısır siyasetini, Mısır hükümetini, Mısır iktidarını ayrı tutun. Mısır halkını ayrı tutun. Mısır halkı bizim kardeşimizdir. Darbeci Sisi, felaketleri yaşamaya devam ediyor. Darbeci Sisi, esasen en büyük tokadı, en büyük gazı kim? İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri atmak üzeredir demiştim size dünkü haberde. Çünkü Süveyş kanalında 3 gündür devasa bir tane yük gemisi oturmuş kaldı. Bir türlü oradan çıkaramıyorlar ve haftalarca o devasa yük gemisinin orada kalacağı, orada duracağı iddia edildi. Çünkü... Durum vahim. Durum Süveyş kanalı artık ortadan kaldırılacak. Süveyş kanalına paralel bir kanal İsrail Süveyşi hazırlanmak üzere. Bunu size anlatmıştım dünkü videoda. İsrail istiyor ki Kızıldeniz'den gelen yük gemileri İsrail'den Akdeniz'e kadar açılacak olan yeni bir kanalda İsrail Süveyşi'nden geçenerekten nereye Akdeniz'e geçsin. Bu devasa yük gemisinin de Süveyş kanalında İsrail bayenin bir oyunu sonucu oraya oturtulduğu. Olabilir mi? Olabilir. İsrail Bae demişken bu İsrail Bae ikilisinin yeni fırıldaklıkları ortaya çıktı sevgili dostlar. İsrail Bae Kuveyt'te işler çeviriyor ne işi? Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den satın aldığı ürünleri Kuveyt'teki raflara marketlere dolduruyor. Ama kendi malıymış gibi hani sözde Bae üretmiş gibi Kuveyt'e oraya satıyor ve orada ortaya çıkan gerçek. Kuveyt bunu öğrendikten sonra Bahreyn'e ateş püskürüyor. Kuveyt halkı ateş püskürüyor. İsrail üretimi humuslar sanki Bahreyn'in kendi ürettiği ürünler gibi Kuveyt'e ve Arap diyarında satışa sunuldu. Buna büyük öfke duyuyor Araplar. Uyanın. Siyonistler Bahreyn ile beraber Arap diyarında pazar genişletiyor. Kıbrıs'ta Rumlardan Türk camilerine akıl almaz saldırı. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Kıbrıs'ın Rum tarafında Limasol kentinde bulunan Osmanlı zamanından kalma Türk camisine alçak saldırı. Kapılarına, duvarlarına, direklerine boyalar yaptılar. Yunan bayrağı çizdiler. Böylece Kıbrıs Rumları, Cücük Kıbrıs Rumları Yunanistan'ın Türklerden kurtuluşunun 200. yıl dönümünü bu şekilde anmış ve kutlamış oldular. Türk camilerine saldırıyla. Hani bunlar Yunanlar, Rumlar böyle ikisinin kanları iyice kaşınmaya başladı. İyice böyle aman Türkler gelsin bize bir şey yapsın diye yanıp tutuşuyorlar. Yok yok. Bekleyin. Şimdi değil. Bekleyin. Vakti ve zamanı gelince adalarımıza, Girit'e, Kıbrıs'ın Trodos dağlarına, Türk bayrağını, alnış Türk bayrağını dikeceğiz. Bekleyin. Bekleyin. Kıbrıs demişken Kıbrıs'ta Cenevre'de yapılacak olan 5 artı 1 toplantı yazılanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rumları, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere 5 artı 1 toplantı nerede? Cenevre'de yapılacak. Şimdi Kıbrıs Rum tarafında tüm ülkelerin temsilcilikleri toplantı yapıyorlar. Ersin Tatar'ı ikna etmek için harıl harıl çalışıyorlar. Niye? Çünkü Ersin Tatar iki devletli çözümden yana artık federal bir çözüm Kıbrıs'ta konuşulmuyor. İki ayrı devlet, iki ayrı yönetim. Yunan 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 bas bas bağırıyor sevgili dostlar niye bağırıyor Almanya'ya bas bas bağırıyor Almanya yine Yunan öfkesini Yunanistan öfkesini ortaya koydu diyor Yunan basını ne oldu Almanya Şansölyesi Merkel Yunanlıların Türklerden kurtuluşunun 200. yıl dönümünü niçin anmadı niçin bir tebrik mesajı göndermedi diyor Yunan medyası Yunan medyası Merkel'e ateş püskürüyor <laughs> vah 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 yazık ulen Yunanistan sonunda çok gizli İHA'sını ortaya çıkardı. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Kamyonun sırtında bir yerlere doğru gidiyor. Bayağı da gaba saba bir şey canım. Yok yok çok gizli değil sevgili dostlar. Yunanistan'da bu zaten yıllardır var. Yunanistan bunu Fransa'dan satın aldıydı. Fransa'dan satın aldığı İHA'ları dünkü geçit töreninde 25 Mart Türklerden Kurtuluşu geçit töreninde sergiledi Yunan ordusu. Hani yine Fransa'nın kaktırı verdiği gamyon kasasında taşınan ta daş devrinden kalma İHA. Birisi Sirtakileri uykudan uyandırsın. Şişt, uyan uyan ulen. Türk siyahları bunu gamyon kasasından beraber ta Olympus'un tepesine kadar uçurur. İyi uykular palikarya. Geçiyorum Amerika'nın F-35 projesine. F-35'ten bugüne kadar durmadan falsolar, fiyaskolar, farklı haberler geldi sevgili dostlar. Ama bu haber herhalde içlerinde en böyle uh, yapacak bir haber. Ne oldu? F-35 Amerika'da bir tatbikat uçuşu esnasında, gece tatbikatı esnasında hedefe kilitleniyor hedefe atış yapacak hedefe atışı yapıyor ve ne oluyor F35 kendi kendini vuruyor sevgili dostlar ne oluyor ne oluyor F35 kendi kendini vuruyor. Mart ayının başında yaşanan bu olay bugün kamuoyuna, Amerikan kamuoyuna yazıyor. Çünkü olay bayağı ciddi bir olay. Nasıl olur da F35'in savaş sistemleri, silah sistemleri kendi kendini vurur? Biliyorsunuz F35 tamamen yapay zeka ile donatılmış bir sistem. Yani tamamen uçan bir bilgisayar, silahlı bir bilgisayar ve bu bilgisayar hedefleri karıştırıyor. Ağzından, merminin ağzından çıkan bombalar erken patlıyor. Amerikan basını böyle yazıyor. F-35 uçağında bulunan 25 milimetrelik mini toplar atışı yapıyor. Hedefe doğru düşman hedefine atışı yapıyor. Fakat bu mini toplar düşman hedefi diye uçağın ağzını hedef alıyor. Uçağı vuruyor. Amerika F-35 kendi kendini vuran uçaklar. İyi de kurtulduk mu ne? Tabii Amerika kendi kendini vurur da. Rusya. Rusya durur mu? Rusya'dan çok ilginç bir haber sevgili dostlar. Tu-22 ağır bombardıman uçağı Rusya'da havaalanında hangarın içinde pilotlarıyla beraber ne oldu? Uçağın fırlatma koltukları aniden devreye girince 3 tane pilot hangarın içinde pestili çıktı. Hı? Oh, pestili çıktı. Acaba nereyi bombalamaya gidiyordunuz yoksa Suriye'de yine masumları bombalamaya mı gidiyordunuz? Ama ama haşırt diye kokpitten fırladılar. Uçak hangarının içinde duvara, beton duvara çarpıp 3 pilot şşt, o bir tarafa paket. Masumların ahı çıkıyor. Johnny'lerin F-35'i gider kendi kendini vurur. Moskof'un pilotları böyle havaya fırlatmaca oynar. Devam edin. İtalya'dan sonra İngiltere'de adım 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 Türkiye konseptini uygulamaya devam ediyor sevgili dostlar. Ne konseptti? uçak gemisini siha gemisine çevirme konsepti. Bugün İngiliz basını yazdı. İngiltere uçak gemilerine İHA'lar, SİHA'lar yerleştirmek için çalışmalara başladı. Vay 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 vay. İngiltere özellikle elektromanyetik fırlatma sistemlerini kullanaraktan İHA'larını, SİHA'larını uçak gemilerine yerleştirmeye çalışıyor. Bu elektromanyetik fırlatma sistemlerini Türk mühendisleri büyük ağırlık verdi sevgili dostlar. Biliyorsunuz TCG Anadolu'da elektromanyetik fırlatma sistemleri Türklerin geliştirdiği çok özel bir teknolojiyle yerleştiriliyor. Bu konuda çok büyük bir ilerleme sağlamıştık. Bu konu hakkında Bilal Fza TV'de bu konuyu değerlendirmiştik, konuşmuştuk. Bu videonun linkini yorum kısmına bırakacağım. İzlemeyen dostlar oradan izleyebilir. Ayrıca Türkiye'nin farklı bir projesi daha var sevgili dostlar. Sivrisinek projesi ilk olarak mini helikopter, insansız helikopter olarak başlayan bu sivrisinek projesi daha sonra gelişe gelişe farklı bir boyuta jet hızında giden bir siha, sivrisinek sihalarına çevrilmeye çalışılıyor. Türk mühendisler bu konu üzerinde çalışıyor. Bu projeyi İngilizler gördü, kıskandı, çaldı. İngilizler de benzer projeyi yapmaya çalışıyor. Ya da içimizdeki hainler projeyi aldılar, İngiltere'ye uçurdular. Şimdi bu sivrisinek projesi başlı başına çok önemli bir çabadır. Şimdiye kadar sadece birkaç ülkede bu proje benzeri projeler gündeme geldi. Bunlardan en önde giden ise Türkiye. Elhamdülillah. Türkiye sivrisinek projesi ile amacının sevgili dostlar jetlerin yanında giden hani jet kadar hızlı olmasa da en azından onun etrafında sağında solunda destek kuvveti olaraktan bu sivrisinek projesindeki bilinmeyen insansız hava aracının kullanılması düşünülüyor. Bu noktada yapılan projede bu sivrisineğin üzerinden hani boyutu küçük olacak ama çok hızlı bir araç olacak. Füzeler, gözetleme sensörleri ve elektronik harf sistemleri de bulunacak. Hani giderken gittiği esnada etrafındaki tüm radarları kör edecek, körleştirecek. Ve hatta hatta bu sivrisinek insansız hava aracını SİHA'yı hiçbir uçağın, hiçbir uçan cismin, gemilerin ve karadan havaya fırlatılan füzelerin vurmaması için üzerinde çok özel sistemler olacağı. Ve hatta hatta sivrisinek İHA'sının üzerinde bulunan füze ile beraber karadan fırlatılan füzeler vurulabilecek çok önemli, çok iddialı bir çalışma. Türk mühendisler bunu başarır. Daha neler başardık, neler. Şimdi her zaman diyorum size, bizler sadece buzdağının görünen yüzünü biliyoruz. O buzdağının devasa büyük görünmeyen tarafı olan alt tarafını bilmiyoruz. Nelerimiz var, nelerimiz? Onlar çok olabilirler, onlar güçlü olabilirler, onlar geçmişten gelen sömürgeci zihniyetleriyle dünyanın dört bir tarafında kan kusturabilirler ama bizler de ayağa kalktık, ilerliyoruz, koşuyoruz. Onlar çoksa biz Türk. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin, Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Thank you